Evet. Şöyle bırakıyorum herhalde. Evet. Kahramanlar. Burası değişti. Evet, bu değişik bir kahve. Biraz şey, dişimizin kavurması gitmeyecek ama yani küçük bir istediniz. Evet. Yani bu şimdi minyatür bir fincan mı oldu? Özel bir. Kahvede özel mi acaba? Feridun abi yaptığı özeldir. Evet. Ben de büyük boy bir tane kahve rica ederim. Bu çok küçük. Evet. Bir yudum kahve zaten. Bir yudum. Bu arada şapkalarla da içiyoruz abi. Evet. Evet, büyük boy kahve. Bakalım nasıl içiyorsun, onu da görelim. Kahvem için de alırsın. Evet Samet, sen ne zamandan beri bu kahvehaneye geliyorsun? Abi, 2 yıldır bu kahveye geliyoruz. Feridun abiyle tanıştık. İlk geldiğimizde ben büyük boy fincan kahve istemiştim. Çok şaşırmıştım. Çok renkli bir kahve. En son geçen faaliyetimizde Melih'e uğradık buraya. Melih de bu şakalara maruz kaldı. Sen kahve istedin. İlk önce bununla mı geldi? İlk önce şapka takılıyor abi. Sonra büyük boy fincan ister misin diye sordu. Böyle bir fincanla geldi kahve. Evet. İçinden de bu şekilde güzel bir kahve çıktı. Çok güzel. Evet, ben Feridun Türkmen. Tahtaköprü'nün en eski esnaflarından birisiyim. Feridun Bey, kaç yıldır bu mesleğin içindesin? Bu mesleğin içinde çocukluğumdan beri buradayım. İlkokulu bitirdim. İlkokuldan sonra babamıza yardımcı olmak için buradayım. Yani babandan kalan bir meslek. Tabii. 45 yıldan beri hemen hemen buradayım. Yani. Esasında dedenden kalan. Tabii. Evet. Dedem de kahvecilik yapmış. Dedemden sonra babam buralarda berbercilik yapmış. Köy santralcılığı yapmış. Orada zaten gazeteden resimlerimiz de var. O zamandan kalma. Biz de babamızdan aldık. Ve kahvemizi böyle bir değişik böyle bir şey yaptık buraya. Köyünüzün ahalisi nereli aslen? Bulgaristan. Aydos kazasından. Genelde Aydos kazasından gelme. Birkaç yerden var böyle gelenler. Burayı Tahtaköprü'ye mesken tutuyorlar bir daha çok öncelerden. Bir daha Tahtaköprü'ye bu hale getiriyorlar. Kaç yıllarında gelmişler? 1893 macunuz diye biliyoruz biz. Evet. Siz bütün hayatınız bugüne kadar hep kahvecilikle geçti. Evet. Bu orijinal fikirler ne zamandan beri var? Kimden çıktı bu? Bu benim kendi
şeyimden çıktı desem yeri var. Kaç yıldır yapıyorsun böyle sunumlar yapıyorsun? Bu hemen hemen 15-20 yıldan beri böyle sunumlar yapıyorum ben. Çok sinirliyim. 15-20 yıl oldu yani. Şakalarımız oluyor bunları. Kahve şakalarımız falan. Değişik böyle şeylerimiz oldu. Müşterilerimiz de beğendikleri için biz bunlara değişik değişik şeyler katıyoruz. Siz de demek ki esprili bir insansınız. Evet. Bu tür şeyleri seviyorsunuz ki. Tabii şimdi mesleğimiz olduğundan dolayı ben bu işi yaparken hiç bıkmadım yani. Yaşım şu anda 60'tır mesela. Severek yapıyorum bu işimi. Peki çocuklarınızda size destek olan var mı burada? Evet, İnegöl'de çocuklarım. İnegöl'de. Siz kahveciliği devredebileceğiniz kimse var mı aileden? Yok. Sizden sen, başka bu mesleği sürdürecek var mı? Yok. Benden sonra yapacak yok yani. Sanmıyorum yani. Büyük oğlum var, o da başka bir yerde çalışıyor şimdi. İnegöl'de fabrikada çalışıyor ama emekli olup da gelip de yaparsa yapar. Bilemeyeceğim artık yani o işleri. Bunları genelde böyle çayların yanında değişik değişik böyle motifler yapıyoruz yani. Evet. Onları koyuyoruz böyle. Değişik değişik şeylerimiz oluyor. Çok güzel. Yerli yerimiz var mesela böyle. Hep yenilikler yapıyorsunuz. Evet. Müşterileri böyle eğlendiriyorsunuz. Çayımızın yanına, kahvemizin yanına koyuyoruz ki müşterilerimiz beğeniyor. Böyle. Hoşuna gidiyor onların da. Çok güzel. Benim çok değişik müşterilerim vardır böyle. Dışarıdan gelen müşterilerimiz vardır. Çay içmeye gelenler olur mesela bak. Bunlar dün geldilerdi. Tekrar bugün yine geldiler yani. Bu şapkamız Ukrayna'dan geldi. İnegöl Kahveciler ve Büfeciler Oda Başkanımız Salih Pakoğlu hediye etti. Oraya gezmeye gitmişler. Oradan gittik onu da. Evet. Buradaki bütün bu para koleksiyonuyla ilgili de bize kısaca bir şey söyler misin? Buradaki para verip almadım yani. Bunları gelen müşterilerimiz bize hediye ediyorlar. Mesela bu paralar gelen müşterilere 1-2-1-2 böyle hediye ettiler. Ben bu işi 45 yıldan beri yaptığımdan dolayı ise biz biriktirdik böyle. Kahvemize değişik böyle bir şeyler yarattık yani. Müşterilerimize bunları beğeniyorlar zaten. Beğeniyorlar. Evet. Ve herkes bir katkıda mı bulunuyor? Evet, herkes bir katkıda bulunuyor. Bak orada radyolarımız var mesela. O radyolarda mesela birisi Gemlik'ten geldi, birisi Tahtaköprü'den geldi. Böyle hediye ediyorlar. Orada gördüm abi. Çok güzel. Onların ince inciler yapılmış sanki. He? Evet. Şeyler yaptım. Bir tarafı çok eskidir onun. Bilmiyorum ama 40 sene, 35 sene daha var. Sizin bu dualarda da var abi. Tabii. O bulmuşlar. Ötekinde bizim kooperatif başkanımız vardı. O getirdi o yerde. Onlar da sergiler. Fotoğrafını çekiyoruz abi genelde. Hı? Fotoğraf çekimlerini yapıyoruz. Hayvanlar. Dağlarda. Evet. Peki gelen müşterilerinize böyle şapka tabii. Veriyorsunuz. Genelde tabii şapkalarımız var. Bu şapkalarımız Elazığ'dan geldi. Elazığlı bir arkadaşımızla tanıştık. Bu arkadaş dedi, ben dedi Elazığ'a döndüğüm zaman dedi, size dedi iki tane şapka hediye göndereceğim dedi. Ve şapkanın orada 8 köşe olduğundan dolayısı ayrı ayrı hepsinin manası varmış. Orasını da gönderdi. Biz bunları böyle müşterilerimize değişik değişik olaylar yapıyoruz. Evet, buna kasket diyorlar yani. Evet. 8 köşeli kasket, evet. Peki, bütün bu sunumlarda sizdeki bu çay ve kahve fiyatını değiştiriyor mu? Yok, değiştirmiyor. Bu sunumlar sizi ekstradan, müşteriye ekstra bir hizmet oluyor. Evet, ekstra yapıyoruz. Fiyatları etkilemiyor diyorsun. Yani misafir geldi, misafire 20 liraya verelim, kendim şeyimizi 10 liraya verelim, yok yani. Evet. Neyse, fiyat sistemi zaten oradadır. Çayımız 2,5 lira, kahvemiz 10 lira diye şu anda geçiyor. Bu şapkada yeğenime gelmiş Fransa'dan. O da bize getirdi, hediye etti bize. Biz de müşterilerimize böyle fotoğraf çekmek için veriyoruz. Tekrar biz geri alıyoruz. Ama bütün bu ekstra hizmetlerin karşılığı ücretsiz. Tabii tabii, evet. Yani bu buradaki hizmetler, bu ekstralar kahve ve çayın fiyatına olmaz. Yansımıyor. Yansımaz, evet. Bu sizin ikramınız oluyor. Evet. Kapıdan çıkarken güler yüzlü çıkabiliyorsa bizim için en bahtiyarı biz oluyoruz yani. Kazanç oluyor. Evet. Burası haftanın 7 günü açık mı? Evet. Haftanın 7 günü açık burası. Peki bu tempoya hep yalnız mısınız? Yardımcınız var mı? Nasıl dayanıyorsunuz? Ben sabah saat 11'de açıyorum kahveyi. Akşam saat gece 11-12 gibi oluyor yani.
Zaman zaman mesela çocuklar gelirler benim mesela şeyler. Şimdi kahvede pek fazla bir şey olmadığından dolayı ise pek öyle şeyimiz olmuyor yani, ama eskiden olsaydı ekstremiydi yani, ama şu anda kendim tek başıma çalışıyorum. Gruplar da buraya geliyor dediler. Evet. Dışarıdan özel turistik gruplar da siz ziyarete geliyorlar mı? Evet, geliyorlar bu zaman zaman. Bu mesela özel yeri görmek istiyorlar. Evet, geliyorlar. Onlar da soruyorlar böyle. Neden bu kadar bir şey yaptım falan filan diye. Yani biz kendi kafamıza göre böyle değişik bir şey yapıyoruz işte buraya. Değişik bir şeyler olsun ki müşterimiz de beğensin diye. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu bütün bu farklılık sizin içinizden geliyor değil mi? Evet. Yani insanları mutlu etmekten mutlu oluyorsunuz. Aynen tabii yani. Beyoğlu kahvesiyle bir de farklı bir tipe büründük. Bir asker şapkası. Ukrayna askerleri. Ukrayna askerlerinin şapkası. Burada onu da denemiş oluyoruz. Evet, mutluluğu farklı bir keyfi yaşamak için Türkmenoğlu kahvesine gelmeniz gerekiyor. Evet. Bu da Türkmenoğlu kahvesinin özel çaylarını buyurun. Buranın suları size bir tık daha kıraat arası şakasını hoş yaptık. Kameramana bir tık daha dönüyoruz. Gayret. Abi böyle bir kahvedeyiz İsmet abi. Bu sunumların sonu gelmeyecek böyle. Aynen, kampa gidemeyeceğiz abi böyle gidersek. Ya hakikaten döküldü dedim bak şimdi. Bu da farklı bir sunum, farklı bir çay. Bu nedir? Ne çayıdır bu? Paşa çayı diyorlar gerçi bunu genelde. Değişik şeyler söylüyorlar yani. Paşa çayı. Evet, paşa çayı diyorlar. Yersiz bir yersiz. Peki tamam, nasıl ayrı durabiliyor çayla su? Evet, bunu sana söylemeyerek bir şey. Kahve açmaya kalkarsan olmaz yani. Peki. Zeytinyağı falan mı koyuyorsun abi? Bu da Türkmenoğlu kahvesinin paşa çayı. Evet. Tabi bu şeylere sen mi bakıyorsun hepsine dedi. Ben bakıyorum. Baban annem nerede? Tarlaya gidiyorlar onlar. Mesela tabi 3 tane fotoğraf çekti bak. Berbercilik, santralcılık ve kahvecilik. Bu 13 yaşındayken çekilen bir fotoğraf. Peki yaptın mı abi hepsini? Tabi. Bir koltuğa 3 karpuz sanırdı. Tabi. Bunu da o zaman böyle, hatta yan tarafında bir bakkalcı bir arkadaş vardı yani. Abi dedi. O benden büyüktü. Yine böyle bir Şimdi tabi kalem nasıl? Buradan kopya da çekebilirsin. Bu şakalardan kaç tane şakalarımız oluyor. 26-8-2014 yılında başladık yani biz. Vatandaşın üzerine yahut da müşterilerimiz üzerine diyelim. Çay döküyoruz. Çay dökme şakasını yapıyoruz. Müşterilerimiz bunlara memnun oldum. Ben sana başka kalem vereceğim. Yabancı müşterilerimiz genelde bu. Onlar arkadaşlarına söylüyorlar. Arkadaşlarına söylüyor. Geliyorlar böyle tekrar gelip bir yerden çok oluyor bu. Tarih neydi? Orada lan. Bilmiyorum.